Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Daha şimdiden. Hafta içi mesaisinde yine beraberiz. Bir Şampiyonlar Ligi klasiği ve bir Avrupa Ligi Konferans Ligi ile sıralama şeklinde devam edeceğiz. Temsilcilerimizin maçları olacak. İnşallah onlar da layıkıyla haftayı güzel bitirirler. Ülke puanına katkıda bulunurlar ve güzel bir hafta içi geçiririz. Tabii şimdi Şampiyonlar Ligi dönemecine girdiğimizde, şimdi bu haftadan itibaren Şampiyonlar Ligi maçları kritik maçlar. Neden? Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bir puan tablosu var. Şimdi direkt balıklama mevzuya bir dalayım. Bu şekillenen puan durumunda takımların, yani özellikle kafaya oynayan takımların hata yapma lüksleri artık kalmadı. Çünkü ilk 8'ler yavaş yavaş belirleniyor. İlk 8, sonraki 8 ve son 8 olmak üzere bu 3 grup artık şekillenme kıvamına geldi. Bu şekillenme kıvamına geldiğinde de burada kritik önem taşıyan eşleşmeler var. Bu eşleşmelerdeki tercihleri doğru yapabilmeliyiz. Yani bu eşleşmeler zor maçlar olacak. Bugüne kadar izlediğimiz maçlar gibi maçlar olmayacak. Bunun bir size bir hatırlatmasını yapayım. Tabii bu arada bu şampiyon buraya kadar gelirken de şimdi bu milli aradan sonra liglerin oynanması filan derken burada takımların motivasyon ve maçlara odaklanma durumları söz konusu. Şimdi kimi takım ligi tercih ederken kimi takımlar Şampiyonlar Ligi'ne tercihleri Şampiyonlar Ligi'nden kullanıyorlar. Kadroları hafta sonunda oynayacakları maçlarda kadroları kurarken. Tabii bununla beraber aynı zamanda hafta sonu yapılan mücadelelerde kimi takım işte bu Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen takımlar kadrolarını maçlarda ona göre kurdular. Ona göre bir oyun sistemiyle oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçların taktiklerini denemeye çalıştılar. Bazı takımlar oyuncularını sakladılar. Bazı takımlar yedek kulübesinde oturtturdu yıldız isimleri. Bazıları tam kadro çıktı. Bazıları zorlu mücadeleler yaptı. Bazıları kolay mücadeleler yaptı. Bununla beraber kazanan takımlar, kaybeden takımlar. Çünkü burada mental yorgunluk çok önemli. Şimdi bir takımın bir maça daha iyi hazırlanabilmesi için fiziki açıdan bahsetmiyorum. Mental açıdan bahsediyorum. Daha iyi hazırlanabilmesi için öyle ya da böyle bir maçı kazanmış olması o takımın bir sonraki maça daha kolay mental olarak daha kolay hazırlanmasına olanak sağlar. Çünkü mağlubiyet yaşayan bir takım kafa olarak bir sonraki maça konsantre olamaz. Ya olur tabii ki, pekala olur. Bunların işi bu ama galip gelen bir takım gibi konsantre olma olasılığı çok düşüktür. O yüzden şimdi burada bu maçları alırken de bu hususlara dikkat etmemize fayda olacaktır. Bunun hatırlatmasını, bunun bilgilendirmesini sizlere yapayım. Böyle bir bilgi paylaşayım. Sizler de kendiniz çünkü kuponlar yapıyorsunuz, yapacaksınız da bu hususlara dikkat ederseniz minimum zararla atlatırsınız Şampiyonlar Ligi'ni. Ama yine söylüyorum, buralarda artık bu saatten sonra çok fazla büyük sürpriz maçlar beklemek manasız olur. Bunu da altın çizerek belirteyim. Şimdi biz ne seçeceğiz? Şimdi ben biraz daha böyle olabilitesi, tabii ki de her zaman olabilitesi yüksek ihtimaller söz konusu ama burada şimdi taraf bahislerine baktığımızda çok böyle taraf bahsinde hatta ve hatta gol bahislerinde çok büyük oranlar veren maçlar yok. Özellikle yurt içinde yasal olarak oynayan arkadaşlarımız ki oranlar bazında sıkıntı yaşayacaklardır. Şimdi ben o oranları biraz daha yukarıya çekebilmek adına bahisleri biraz yukarıya, riskleri biraz daha yukarı doğru taşıdım. Ama bunu mesela yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız, yurt dışından bahis alan arkadaşlarımız, bunların ideallerini de aynı zamanda belirteceğim. Oynamaları, sen bunu yine benim dediğim gibi oynarsın oynamazsın. Bu sana kalmış. Tamamen senin kendi düşüncene kalmış bir durum. Mesela o maçlardan biri. Şimdi Leverkusen Salzburg. 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 kazanan bir Leverkusen var. Yani zor bir maç mıydı onlar için? Kolaydı ama 2-0 geriye düşünce hızlı bir şekilde geri dönüş yaptı. Ama şu var. Şunu da söyleyeyim. Yani 2-0 geriye düştükleri maçta kötü futbol oynayarak geriye düşmediler. Ama şu var. O arada yedikleri goller Leverkusen için sıkıntılı bir süre. Çünkü Leverkusen çok gol yemeye başladı. İnanılmaz gol yiyor. Her maç sıkıntıya girmeye başladı. Şimdi geçen sene maçları çevirebiliyorlardı ama bu sene çeviremedikleri maçlar oluyor. Bu onlar için büyük handikap. Çünkü bakın geçen sene her çevirdikleri maçta psikolojik üstünlük alıyorlardı, kazanıyorlardı. Biz kazanırız, kaybetmeyiz öyle ya da böyle. Şimdi kazanamadıkları maçlar olduğu için acaba bu maçı da kazanamaz mıyız düşüncesine kapılıyorlar. Bu da onları paniğe sürüklüyor. Ama şimdi karşılarındaki Salzburg eski Salzburg değil. Yani bir işte Red Bull grubunun bir takımı biliyorsunuz ki çok fazla eskisi gibi üzerine yatırım yapılan bir kulüp değil. Onlar daha çok artık Amerika'daki takımlara yatırım yapıyorlar. Ve bir de Almanya'da işte Leipzig'e yatırım yapıyorlar. Salzburg'dan biraz bu sezon ve geçen sezon ellerini çektiler. Eskisi gibi yatırım
Şimdi Leverkusen için bu bir avantaj. Ama şu var. Şimdi bu maçta Leverkusen'in eski kimliğine bürünebilmesi açısından, yani o özgüveni, bu özellikle Şampiyonlar Ligi için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir konuma gelmeleri için, rakiplerine gözdağı verebilmeleri için ve oyuncu grubunun gerçek bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu hissedebilmeleri için bu maçta döverek oyun oynamaları lazım. Yani döverekten kastım şu. Yani böyle 1-0, 2-0, 2-1 falan tarzında bitecek bir maç değil Bayer Leverkusen. Çünkü bu şekilde oynarlarsa bir sonraki maçlarda bu Bayer Leverkusen'in canını yakabilir. Burada rakiplerine de gözdağı vermeleri lazım. Ve takımın mental olarak yukarıya çıkabilmeleri için çok ideal bir rakip var. Yumuşak bir oyun oynayan, açık alanda top oynayan bir Salzburg var. Bu da bizi gollü bir maça itiyor otomatikman. Şimdi bu maçın geneli 2.5 üstü olur. Evet, bunu yurt dışından oynayan arkadaşlar genel 2.5 üstü alabilirler. Bu 1.30'un üstündedir oranı. Ama şimdi burada baktığımızda handikaplı galibiyeti bile yurt içinde 1.30'un altında bir oran veriyor bu maçta. Şimdi bunu bile alamıyoruz. Yani şu iki farklı Bayer Leverkusen yener kazanır diyemiyorum size. Çünkü oranı çok düşük. Şimdi kimileri buna biliyoruz. Gruplarda verecekler. Leverkusen takım golü 1.5 üstü. Hatta belki de genel 1.5 üstü verecekler. Komik komik işler ama. Şimdi biz burada yurt içinde oynayacak olan arkadaşlara şunu yönlendireceğim. Bayer Leverkusen'in takım golü 2.5 üstünü önereceğim. Çünkü Salzburg'un Leverkusen karşısında savunacak bir pozisyonu yok. Öyle bir savunma hattına sahip değiller. Onlar da biraz Avusturya ekolü biliyor. Hep bunu söylerim. Biraz Almanya ekolüne yakın bir futbol oynarlar ki zaten hep söylerim bunu. Avusturya Ligi'ndeki çoğu futbolcu Bundesliga'dan gelen, Bundesliga 2'den alınan ve Almanlardan kurulu bir takımdır çoğu. Yani mutlaka takımların içinde birkaç tane Alman oyuncu vardır. Dolayısıyla ekolleri de biraz Alman futboluna yakındır. O da yumuşak bir oyunu sergiletir. Leverkusen için biçilmiş bir kaftan. O yüzden ben bu maçta size önereceğim tercih Leverkusen'in takım golü 2.5 üstü arkadaşlar. Benim sizlere önereceğim birinci maçım. İkinci maçımız yine böyle yumuşak bir maç. Çünkü ayağa kalkması gereken bir takım. City'den bahsedeceğiz. Yani şimdi bak, ülkemizde bu gibi sonuçlardan sonra hocalarla yollar ayrılır, hocanın koltuğu sallanır, hocaya giderler yapılır, basında haberler çıkar falan filan, bir sürü hikayeler ki biz bunu senelerce gördük Türkiye'de. Yani şu an mesela, şu anki konum için söylemiyorum. Mesela şu an Beşiktaş'ın hocası tartışılıyor mu? Tartışılıyor. Normal olarak tartışılıyor. Ama mesela bu ülkede sezonu şampiyonlukla tamamlamış, örnek veriyorum, Aykut Kocamanlar bir sonraki sene tartışıldı. İşte Okan Buruk bile tartışıldı. Taze sıcağı sıcağına. Jesus tartışıldı. Şampiyon yapamadı. Zico diyelim biz. Ersun Yanal mesela, değil mi? Bunlar şampiyon yaptı. Abdullah Avcı taze taze. Trabzon'u seneler sonra şampiyon yaptı ama bir sene sonra yollandı. Geri geldi, bir daha yollandı. Şimdi ülkemizde mesela bunlar kabul görmeyen şeyler. Bizim ülkemizde hüzünler unutulmaz, sevinçler çabuk unutulur. Bu da işte bizim Türk futbolunun ilerlemesindeki en büyük sıkıntılardan biri. Ki şunu anlatmaya çalışıyorum. Guardiola ile mesela Pep'le City bu kadar kötü gitmesine rağmen sözleşme yenilenilir. Bu hocaya güven vermektir. Hocayı ayağa kaldırmaktır. Abi nasıl Guardiola'yı yollayabilirsin ki, değil mi? Pep'le sözleşme imzaladılar. Şimdi bu City için önemli bir şey. Yani oyuncu grubunun zaten hocayla bir sıkıntısı yok. Ve bunu daha önce de söyledim. Yani City top oynuyor. Aynı futbol oynuyor. Tottenham maçı öncesi videoda anlattım. Yani onların bir Rodri sıkıntısı var ve o Rodri maalesef ki işte bir City kadar ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Rodri'siz Haaland'ın da olsa, işte Cart'ın da olsa, Cürt'ün de olsa olmuyor abi o iş. Çünkü oyun sisteminde, Guardiola'nın oynattığı oyun sisteminde o Rodri'nin olduğu mevki ana bölge. Haaland falan değil. Bugün Haaland'ı çıkar, Rodri'yi koy. Haaland'sız da City Rodri oynadıktan sonra her takıma 2-3 tane yine atar kazanır. Ana karakterdeki oyuncusu, başrol oyuncusu Rodri'ydi. Ocak ayı transferinde mutlak surette Rodri'nin yerine, Rodri geri dönse bile bir daha yaşayabileceği bir sakatlık üzerine oraya Pep mutlak surette bir isim vermiştir ve oraya bir oyuncu transfer edecektir City. Şimdi Feyenoord dediğimiz takım İngiltere'de City ile baş edebilecek bir takım değil. Hızlı çıkışlar yapabilen bir takımdır. City'ye gol atma konusunda evet başarılı olabilirler City, ama şimdi Pep Lisbon maçından sonra, ki Lisbon maçı onlar için yani evet yenilebilirsin ama ağır bir yenilgi, Pep için hoş bir yenilgi olmaz. O yenilgiyi kendi seyircisi önünde telafi edebilmesi için bu maçta acımaz. Yakalarsa, bak yakalaması lazım. Tottenham maçında da City kötü futbol oynamadı. Ama ne var? Girdiğim pozisyonu Manchester City atarsa arkası gelir. Atamadığı sürece baskı yaptığı için, baskılı bir oyun oynuyor, rakibe hızlı geçişler şansı veriyor. İşte atamadığı sürece her hızlı geçiş onlar için büyük sıkıntı oluyor. Çünkü böyle bir mental eksiklik var. Ulan Rodri yok. Bu hızlı geçişte de rakip yine gol yiyebiliriz düşüncesine kapılıyorlar. Ama ben, yani çekirge bir sıçrar iki sıçrar olayı var ya, çok sıçradı City'nin rakipleri. Ben Feyenoord karşısında City'nin bunu kıracağını düşünüyorum. Yani girdiği pozisyonları yeter ki değerlendirsin. Daha girdiği birinci, ikinci pozisyon değerlendirdiği andan itibaren maç kopar gider. Rakibin gardı düşer ve golü bulduktan sonra City daha bir özgüvenle oynuyor. Bu özgüvenli
kendi oyunuyla beraber rakibi boğar. Ben City'nin maçının da yine yurt dışından oynayan arkadaşlar evet genel anlamda 2.5 üstü alabilirler. Çünkü City'nin bu baskılarından Feyenoord yine bir gol bulabilir. Ama öyle ya da böyle zaten City kazanacaktır bu maçı bana göre bu sefer. City'nin de takım golü 2.5 üstü. Çünkü City de bu maçı 1-0 2-1'de falan bırakacak bir takım değil. Rakipler de artık City'yi City de yeniliyor düşüncesiyle oynuyorlar. Diklemesine gidiyorlar. Çalışırken City'ye karşı City'nin eksiklerine göre çalışıyorlar. City'nin eksiği de belli. Rodri'nin olduğu bölgeden hızlı çıkışlarla hadi geçmiş olsun. O yüzden Pep bunun bilincini sahaya çıkacağı için atabildiği kadar atmak isteyecektir. Ben yine City'nin de minimum 3 gol atacağını düşünüyorum ve City'nin de takım golü 2.5 üstü olarak sizlere öneriyorum. Bu da ikinci maçım. Üçüncü maçımıza gelince tabii bu araya kadar dinlediyseniz hala videoyu beğenmediyseniz arkadaşlar videoyu beğenirseniz seviniriz. Bizi desteklerseniz seviniriz. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar Red Light Reprobat Instagram, Twitter üzerinden ya daha doğrusu X üzerinden bizimle iletişim kurabilirler ya da Telegram'dan bizimle iletişim kurabilirler. Videoların altında sabitlenen mesajdan Telegram üzerinden bizimle irtibat kurabilirler. Bu ufak bir hatırlatmayı da uzun uzun değil ufak ufak bir hatırlatmayı 30-40 saniyelik hatırlatmayı da yapmış olayım. Gelelim 3. maçımıza Leipzig. Çok düşüş yaşayan bir Leipzig. Yani bak arkadaşlar bu söylediklerimi hep not alın. Ben bunu hep söylüyorum. Yani benim anlattıklarım bunu övmek için kendimi övmek için söylemiyorum. Bakın ben size gerçek futbolu anlatmaya çalışıyorum. Öğretmeye çalışıyorum demeyeyim. Saygısızlık etmeyeyim. Hepiniz bir şeyler biliyorsunuz. Ben bunu her zaman söylerim. Futbolu bilmekle bahisi bilmek arasında dağlar kadar fark var. Ben bahis bildiğimi iddia etmiyorum. Ben futbolu biliyorum. Futbol başka bir şeydir. Bahis başka bir şeydir. Şimdi bunu sizlere anlata belki tekrar yapıyoruz ama hep söylüyorum ya bu milli aralar pik yapan takımlarda düşüşe neden olur. Düşüş yaşayan takımlar için de çıkış yapmasına neden olan durumlardır. İşte bunu hafta sonu hep beraber cumartesi günü gördük. Leipzig kötü bir dönemeçten geçiyor. Oynadıkları oyuna baktığımda milli maç öncesindeki oyunlarından çok uzaklar. Ha bu haftaki o oyunları işte hafta içinde oynayacakları Inter maçından kaynaklı bir oyun mu onu bilemeyiz. Onu hep beraber Inter maçında göreceğiz. Ama o oyun Inter'e yeterli bir oyun değil. Şimdi bu kadar pozisyon verirsen Inter karşısında sıkıntı. Çünkü Inter karşısında pozisyona çok zor girersin. Inter zor pozisyon veren bir takım. Ki onları da gördük. İlk yarı 5 tane attılar yattılar çünkü Leipzig maçı vardı. Bir İtalyan takımının maçı böyle 4'e 5'e acımasızca taşımasını çok nadir görürsünüz. İnanın hafta içi Leipzig maçı olmasaydı Inter ikinci yarıda 6-7-8'i bulurdu. Ama durdular. Şimdi o Inter, o acımasız iştahlanmış Inter 45 dakikada maçı bitirdi. Kendini Leipzig'e sakladı. Yani o 5-0'ın devamı bu maç olacak. Yani Inter bu maça beynen mental olarak 5-0 olarak başlayacak. Hafta sonundaki maçtan ikinci yarı bu maça çıkıyormuş gibi çıkacaklar sahaya. Çünkü ikinci yarıda hiç Inter yoktu. Oyuncu değişiklikleri falan filan. Tamamıyla mı? Şimdi böyle bir Inter Leipzig için çok sıkıntılı bir Inter. Leipzig aslında nezdinde Şampiyonlar Ligi'ni iyi oynayan, buraları iyi mücadele eden bir takım ama bu sene Şampiyonlar Ligi'nde zaten yokları oynuyorlar. Ha onların da hedefi belli ki bu sene Bundesliga. Inter fişi çekmek için sahaya çıkacaktır ve yani Inter'in bu yüzünü de gördük bu hafta. Acımasız bir Inter. Bu seneki Inter tehlikeli bir Inter. Bu Inter'i ilerleyen haftalarda özellikle İtalya Serie A'da daha net göreceğiz. Bakın takım oturdukça çünkü Simone Inzaghi geçen seneden biraz daha farklı bir futbol oynatmaya başladı. Şimdi Inzaghi'yi seversin sevmezsin göze batar batmaz batmayan bir hoca ama Inzaghi'nin şu durumu çok güzel. Her sene oynattığı takımın üzerine bir şeyler koyuyor. Mesela Pep Guardiola aynı futbol oynatıyor. İşte Simone Atletico Madrid'de aynı futbol oynatıyor. İşte kendi oynattığı futbolun dışına çıktığında son iki sezondur görüyoruz. Özellikle bu sezon Atletico Madrid'de. Ama mesela Inzaghi öyle değil. Lazio'da da bu böyleydi. Inter'de de bu böyle. Yaptığı transferler, oyun içerisindeki değişkenlikler, oynattığı taktik, geçen seneki taktikten bu seneki taktik çok farklı. Şimdi Inter İtalyan takımının normal bir standart bir İtalya takımının üstünde bir futbol oynuyor. Bu Inter Leipzig'e acımaz. Dolayısıyla yine söylüyorum. Bu maçta nezdinde yurt dışından oynayan arkadaşlar için evet genel anlamda 2.5 üstü ideal oyundur ama yasaldan oynayan arkadaşlar 2.5 üstü bu maçın 1.30'un altında oran olduğu için olacağı için ben burada da Inter'in takım golü 2.5 üstünü sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bu da sizlere salı gününden vereceğim 3. maç. Salı gününü böyle atlatacağız. İnşallah sonra da çarşamba gününe bakacağız. İnşallah salıyı atlatırız. Çarşambayı da güzel atlatır ve perşembe günü keyifle kendi temsilcilerimizi izleriz. Onlara da şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet, beni dinlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar esen kalın, hoşça kalın.